Akif Beki, Karar Gazetesi. Yerli milli yılbaşına mı geldi sıra? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iki çıkışla gündemde. 1. Milli kültür ve geleneklerimize aykırı etkinliklere karşı özel okulları uyaran bakanlık yazısıyla ki zamanlaması nedeniyle yılbaşı kutlamalarının okullarda istenmediği şeklinde anlaşıldı. 2. PISA 2022 testinde notlarımızı eskiye göre iyileşmiş bulsa da beğenmemesi yeterli ve iyi olmadığını kabul edip yükseltmek için daha çok çalışma sözü vermesi. İkisi de birbiriyle bağlantılı aslında. Özel okullarda sosyal etkinliklere getirilen kriterlerle başlayalım. Türkiye'nin örf, adet ve geleneklerine uygun olacak, milli kültürü tanıtacak, milli ve manevi değerleri benimsetecek, yüceltecek şekilde hazırlanacak, milli kültür ve değerlerle uyumlu olmayan etkinliklere ise yer verilmeyecek. İşte bu şartlardan yılbaşı kutlamalarının çam süslemenin yasaklandığı sonucunu çıkarıyorlar. Milli eğitimin önceliği buna verme, bununla uğraşma lüksü var mı? Ayrıca müzikten giyime, kültürde batılılaşmanın, batı özentisi veya hayranlığının Osmanlı'daki zirvesi Abdülhamid'in sarayı iken, Abdülhamidçilik, Osmanlıcılık ve ecdat mirasına sahip çıkma adına batı düşmanlığı aşılayarak mı milli kültür ve değerlerimizi koruyacağız? yahu daha en muhafaza etmemiz gereken özü muhafaza edemiyoruz şekli korusak ne olur? Dilimizi ve müziğimizi yozlaşmadan koruduk da yılbaşı kutlamalarını mı millileştirmek mi kaldı? Öğrencilerimizin Türkçe okuduğunu anlama becerisi gerilemeye devam ediyor. Okuduklarını daha çok anlamaz oluyorlar ve biz gençlerin milli dil becerisini koruyamıyoruz. 2023'ün en çok dinlenen şarkılarında görmüştük. Duygularını anlatacak dil zenginliğine ve kavrayışa sahip olsalar şarkılar böyle fukaralaşır, sığlaşır mıydı? Nedir o 20-25 yaş şarkıcıları Semi Cenk'ten Uzi'den dinlediklerimiz? Arabesk rap diyorlarmış. Müzik, şarkı sözü, şiir değil bu. AK Parti iktidarının en başarısız olduğu iki alan. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile kültür ve eğitim olarak kaç defa açıkladı. Daha gençlere dilini öğretemiyorsunuz. Göstermelik tedbirlerle milli kültürünü nasıl yaşatacaksınız? Yılbaşı takıntısıyla bomboş ve çarpık bir Batı düşmanlığıyla aşılacak başarısızlıklar değil bunlar. Sözcü'den Sultan Uçar, "Türkler okuduğunu niye anlamıyor?" başlığıyla şöyle yazdı: "Türk çocuklarının %98'i okuduğu metni anlamıyor. İşte Pisa soruları. Yaralı tavuğa aspirin verilsin mi?" altı kuş ağaçların üzerinden uçtu ne demek? Kahveye inek mi, soya sütü mü katılsın? Profesörün ağaçlarını fareler mi kemirdi? Ne okutuyorlar ki 15 yaşındaki öğrencilerimiz anlamakta zorlanıyor. 10 puan daha gerilemişiz diyenlere çok güzel bir özet. Okuttukları Einstein'in izafiyet teorisi filan değil. Bu çapta okuduğunu anlama kıtlığından başka nasıl bir anlatma düzeyi ve nasıl bir müzik çıkacaktı? Necip Fazıl'a atfedilen süt vermek için süt içen inek gördünüz mü sözünü çağrıştırıyor. Okumadan yazıyorlar. Sonuç ortada. İsyanını ifade yetersizliği. Gönül değil, dil yarası. Ben işte kansızlarla savaşıyorum. Sahiden Caney. Sen neden Haney'den öteye gidemeyen ilanı aşk acıları tırmalıyor kulaklarımızı? Bilmeyen yeni bir nesil de bunu müzik zannediyor. Böyle bir şey miydi yoksa? OECD 81 ülkede 15 yaşındaki öğrencilerle eğitimin niteliğini ölçüyor. Türkiye örneklemdeki Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri oranı %39'dan 62'ye çıkarmış. Yine de başarıda sıçrama yok. 81 ülke arasında 39. ve 37 OECD ülkesi arasında 32. gelmişiz. Sıralamamız ilerlese de öğrenci performansları her kategoride düşmüş. Gerisi boşla kırtıp. Denizbank kampında tatlı sürpriz. Dosto Dossi fuarı için geldiğim Antalya'da düşe düşe Denizbank yöneticileriyle aynı otele düştüm. Mudilerinden biri Seçil kurduğu kayıt dışı fon gümlemişti. Skandalın yorgunluğunu atıp moral tazelemek için kampa çekilmişler sanki. Yel değirmenlerini gören Don Kişot'un yaveri Sancho'ya dediği gibi bu aralar talih çok mu yüzüme gülüyor ne? Şansım biraz daha yaver giderse Arda Emre gibi ünlü futbolcuların milyon dolarlar kaptırdığı saadet zincirinden arka plan bilgilerle dönmeyi umuyorum. Belki Fatih Terim'in rolünü de çözebilirim. Aydınlanmaya az kaldı. Temasta kalalım.